Herkese merhaba, ben İsmail Pişer. Bugün sizlerle eleştirel kuramlar deyince akla gelen ilk kurumlardan birisi olan Frankfurt Okulu'na kısa bir giriş yapacağız. Bundan önceki iki bölümde Chicago Okulu'ndan bahsetmiştik, karınca kararınca. Darwinizm, liberalizm ve pragmatizm üzerinde yükselen bu ampirik okul hakkında yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar konuşmuştuk. O yayınları gerek YouTube'da gerekse Spotify'da bulabilir, dinleyebilir ya da indirebilirsiniz. Bugün ise Amerika'yı bir süreliğine terk ediyoruz ve Almanya'ya, idealistlerin, eleştirel kuramcıların, filozofların diyarına geçiş yapıyoruz. Tabii Almanya'da da çok uzun süre kalmayacağız açıkçası. Çünkü 1930'lara gelindiğinde Frankfurt Okulu düşünürlerinin Nazi tehdidi yüzünden Amerika'ya sığınmak zorunda kaldıklarını biliyoruz. Yani bu iki ülke arasında gitmeli gelmeli bir yayın olacak kısacası. Eğer hazırsanız ve şayet zihninizin kemerlerini çözdüyseniz hep birlikte Frankfurt Okulu üzerine düşünmeye ve konuşmaya başlayabiliriz. Hepinizin bildiği gibi Frankfurt Okulu, kapitalizmi, sistemi, moderniteyi, pozitivizmi, rasyonelleşmeyi, sanatı, hatta Erich Fromm'un yaptığı gibi aşkı, sevgiyi, kısacası pek çok değişik unsuru eleştiren, temel dinamiği eleştiri olan bir okul. O halde bizim Frankfurt Okulu'nun felsefi amacını anlayabilmemiz için önce eleştirel teori ile geleneksel teori arasındaki farklılığı kavramamız lazım. Yani evet, bu okul hemen hemen her şeyi eleştiriyor. Tabiri caizse park halindeki arabaların sileceklerini kaldıran dayı gibi ona buna sallıyor. Ama elbette ki bunu keyfe keder bir üslupla, gelişi güzel bir şekilde yapmıyor. Bu okul ortak bir teori çatısı altında, yani bizim eleştirel teori dediğimiz çatı altında sistematik bir şekilde üretiyor düşüncelerini. Öyleyse bizim evvela bu eleştirel teori denilen şeyin ne olduğunu idrak etmemiz lazım. Bu noktada hemen bir mukayese yapalım isterseniz. Şimdi geleneksel teori nasıl bir şeydi o zamana kadar? Geleneksel teori düşünce ile eylemi birbirinden ayırıyordu bir defa. Değerlerin olguları etkilemeyeceğini düşünüyordu ve eylemden ziyade saf bilgiye odaklanıyordu. Yani Kant'ın ya da Descartes'in yaptığı gibi akla, zihne, dolayısıyla da düşünceye büyük önem veriyordu. Hatırlayalım, Descartes ne diyordu arkadaşlar? Düşünüyorum, öyleyse varım. Ya Allah aşkına yeter ya! Ya ne düşük çenen varmış be kardeşim! Allah aşkına bir sus Descartes! Yalvarıyorum bir sus! Allah'ın adını verdim bir sus! Bir sus ya! Ya Allah aşkına ya! Ne bitmez tükenmez geyiğim varmış. Yemin ediyorum kendimi geometriye vereceğim. Bu ne geyikmiş ya? Düşünüyorum. Öyleyse var mı? Bahçendeki ağaçlar da varlar ama hiç düşündüklerini sanmıyorum Sayın Descartes. Yani düşünme kabiliyetini, düşünme yetisini var olmakla, varoluşla eşdeğer tutan, gel gelelim eylemi yani pratiği bir miktar dışlayan bir anlayış söz konusu geleneksel teoride. Öte yandan eleştirel teori ise bilgiye eylemden ayrı ya da eylemin üstünde bir konum biçmiyor. Eylemi de yani pratiği de en az bilgi kadar önemsiyor. Peki neden böyle yapıyor eleştirel teori? Çünkü eleştirel teoriye göre zamansal ve mekansal etkilerden azade, saf bilgi üreten ve tamamen tarafsız olan bir araştırmacı ancak hayal ürünü olabilir. Çünkü bir araştırmacı ne kadar titiz davranırsa davransın, kendi araştırması üzerinde sıfır etkiye sahip olamaz. Hemen bu noktada aklımıza Einstein'ı getirelim bence. Ne diyordu Einstein? Bilim insanı, görüleni ölçüleni çarpıtan zamana ve mekana tutsak bir halde daima dünyadadır. Ve dünyaya hiçbir şekilde dışarıdan bakamaz. Şayet biz faniler zamana ve mekana tutsak bir halde yaşıyorsak, o zaman bizim eylemlerimiz ve toplumsal pratiklerimiz de en az saf bilgi kadar değerlidir değil mi? Yani kabaca bir örnek daha vermek gerekirse, Marx'ın materyalizmini Hegel'in ya da Kant'ın idealizminden daha değersiz görmenin hiçbir manası yok.
Çünkü bizim fiziksel varlığımız ile düşüncelerimiz tamamen birbirinden ayrılamadığı gibi sürekli birbirlerini etkiliyorlar. Devamlı bir etkileşim halindeler. İşte eleştirel teori dediğimiz şey bilime ve sosyolojiye tam da bu perspektiften bakıyor diyebiliriz bana kalırsa. Tabii şunu da belirtmekte fayda var. Tamam anladık, bir araştırmacı zamana ve mekana daima tutsak bir haldedir. Çalışmalarını da bu şekilde yürütür. Ama biz sosyal bilimler çerçevesinde düşünürsek o araştırmacının tamamen sınıfı ya da kültürü tarafından şekillendiğini de söyleyemeyiz. Yani nasıl ki benim etrafımdaki olgular benim zihnimdeki değerleri etkiliyor, aynı şekilde benim değerlerim de etrafımdaki olguları etkileyecektir. Bunu biraz daha açarım ilerleyen bölümlerde. Bu açıdan düşündüğümüzde okulun felsefi amacı olgu ile değerin keskin bir çizgiyle ayrılmasını eleştirmektir. Yine başka bir deyişle Frankfurt Okulu teorik akıl ile pratik aklı bir senteze götürmeye çalışır. Bunu yaparken de elbette praksis kavramına yaslanır ki en basit anlamıyla praksis insanoğlunun doğayı, toplumu ve kendisini bilinçli ve duyarlı bir şekilde dönüştürerek var olması anlamına gelir. Arkadaşlar, sizin de bildiğiniz gibi 19. ve 20. yüzyılda yaşamış sosyologların, filozofların pek çoğu kitleleri ağır bir dille eleştiriyordu. Mesela Nietzsche'yi düşünelim. Gerçeklik ve rahatlık arasında seçim yapın. Bunlar birbirinden hariç. Düğmenin hazını seçmek istiyorsanız kendinizi acıya hazırlamalısınız. Daha az acı istiyorsanız doktor gidin, sürünün bir parçası olun. Ya da İspanyol filozof Ortega Gasset'i düşünelim. Bu insanlar kitlelere yönelik neredeyse nefret derecesinde söylemler geliştiriyorlardı. Ya da önceki podcastlerimi hatırlayın lütfen. Mesela Tocqueville çoğunluğun diktatörlüğü diye bir kavram geliştirmişti ve bu kavram ile demokrasiyi, demokrasinin zaaflarını ve kitleleri eleştiriyordu. Öte yandan Gustave Le Bon diye bir isimden bahsetmiştik. Le Bon da yahu bunlar koyun kardeşim koyun diyerek sürü mantığı üzerinden bir analiz yapıyordu. Sürü psikolojisi üzerinden. Yani demek istediğim şu aslında. Bu büyük büyük isimlerin hepsinin ortak noktası sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan kentli modern kitleleri defolu olarak görmeleriydi. Gel gelelim 1920'lere gelindiğinde Avrupa'da bir grup sosyolog çıktı ortaya. Ve dediler ki, yahu kardeşlerim, ey Nietzsche, ey Gasset, bu kitleler size ne etti? Onlar aslında sistemin suçluları değil, onlar sistemin kurbanları, ayıptır ayıp diyerekten kitleleri bir nevi savundular. İşte bu savunmayı yapan Marksist gruba, tabii bu savunmayı sistem eleştirisi üzerinden yapan Marksist gruba da biz Frankfurt Okulu düşünürleri diyoruz. Şimdi sizleri daha fazla sıkmadan okulun kuruluş aşaması ile ilgili birkaç Wikipedia bilgisi vereyim. 1923 yılında Marksist düşünürler Felix Weil, George Lucas, Karl Korsch, Karl August Wittfogel, Friedrich Pollock, umarım isimleri doğru telaffuz etmişimdir. Bu isimlerin Almanya'da bir sempozyumda bir araya gelmeleriyle Frankfurt Okulu sosyoloji dünyasına merhaba diyor. Karl Grünberg yönetiminde başlayan birinci dönem 1933 yılında kazasız belasız tamamlanıyor. Hani belki bizim acemilik dönemi olarak da adlandırabileceğimiz bu ilk 10 yılda okul felsefe ve psikanalizden ziyade tıpkı önceki bölümde bahsettiğim Chicago Okulu'nun yaptığı gibi ampirik çalışmalarla uğraşıyor. Keza Türkçe literatüre baktığımız zaman da okulun bu ilk 10 yılıyla ilgili görece daha az makaleye, kaynağa ve düşünceye rastlıyoruz. Evet, okulun çekirdek kadrosuna baktığımızda Max Horkheimer, Friedrich Pollock, Leo Löwenthal gibi isimler olduğunu görüyoruz. 1930'lu yıllarda Erich Fromm, Herbert Marcuse ve Theodor Adorno gibi isimler de dahil oluyor kadroya. Zaten sosyolojiye aşina olan arkadaşlarımız bu isimleri hemen tanımışlardır. O yüzden
Şimdilik tekrar etmeme gerek yok diye düşünüyorum. 1934 yılında enstitünün başına Max Horkheimer geçiyor. Ve Horkheimer'ın müdür olmasıyla birlikte okul ampirik çalışmalardan uzaklaşıp çok daha spekülatif işler yapmaya, özellikle de felsefe ve psikanalizle ilgilenmeye başlıyor. Bu açıdan 1934 yılını bir kırılma noktası, bir miyat olarak görebiliriz. Çünkü dediğim gibi bu sene içerisinde ve daha sonraki süreçte ampirik çalışmalardan felsefeye yönelen, psikanalize yönelen bir okulla karşı karşıya kalıyoruz. Frankfurt Okulu, yayının başında da ifade etmeye çalıştığım gibi, pozitivizmle arasına bir mesafe koymaya çalışıyor. Hatta biraz daha abartırsak, pozitivizme tepki olarak doğuyor bile diyebiliriz. Peki neden bu insanlar pozitivizme bu kadar mesafeli? Çünkü pozitivizmin sadece tikel olanı, yani bireyler ya da belirli gruplar arasında yaşanmakta olanı gördüğünü düşünüyorlar. Horkheimer, ki size enstitünün müdürü olduğunu söylemiştim, Horkheimer kabaca diyor ki, bu pozitivizm denen illet, tabii illet demiyor, ben aklınızda kalsın diye biraz abartıyorum arkadaşlar, bu pozitivizm denen illet tikel olgularla uğraşıp duruyor. Ama olguların arkasındaki o esas büyük yapıları, başta ekonomik yapılar olmak üzere toplumsal ve kültürel yapıları görmüyor. Üstelik pozitivizm bu büyük oyunu, bu dış mihrakları göremediği ya da görmezden geldiği için bireyler arasında yaşananlar da neden-sonuç ilişkisi altında meşrulaştırılmış oluyor. Yine mealen şöyle devam ediyor Horkheimer. Pozitivizmin dili matematiktir. Ancak bizler toplumdaki güç ilişkilerini salt matematiksel yasalarla açıklayamayız. Pozitivizm insanı tarihin nesnesi yapar. Yani tabiri caizse birer kanser hücresi gibi mikroskobun altına koyup incelemekle yetinir. Ama gel gelelim ki insan denen varlık mikroskopla incelenecek kadar basit bir nesne değildir. İnsan denen varlık tarihin öznesi ve eyleyicisidir. İşte Horkheimer ve diğer Frankfurt Okulu düşünürleri genel olarak bu düsturla yola çıkıyorlar diyebiliriz. Şimdi isterseniz okulun gelişim sürecinden kronolojik bir şekilde bahsetmeye çalışalım. Tabii çok fazla detaya girmeden, sadece genel hatlarıyla. Zaten arkadaşlar ben Frankfurt Okulu'nun çekirdek kadrosundaki her bir düşünür için ayrı bir podcast hazırlamayı düşünüyorum. En az 5-6 bölümlük bir seri olacak bu. O nedenle bu yayında sadece genel hatlarıyla okulun vizyonunu, misyonunu ve tarihini ele almaya çalışıyorum. Tekrar belirteyim. Evet, 1929 yılında Amerika'dan başlayıp bütün dünyaya yayılan, özellikle de endüstri toplumlarını korkunç bir derecede etkileyen, hatta pek çok ülkenin parayı pulu kenara bırakıp takas yoluyla, mübadele yoluyla ithalat ve ihracat yapmak zorunda kaldığı kabus gibi bir ekonomik buhran yaşanıyor 1929 yılında. Wall Street tarihindeki en büyük çöküş. Wall Street tarihinin en büyük hisse senedi krizi dün yaşandı ve 19.226.400 hisse senedi el değiştirdi. Hisse senetlerinin ve tahvillerin değeri milyarlarca dolar düştü ve büyük şirketlerin değeri tarihin en düşük seviyelerine geriledi. Bunalımın bilançosu çok ağır oldu. 50 milyon kişi işsiz kaldı. Dünyadaki toplam üretim %42 oranında azaldı. Dünya ticaret hacmi %65 oranında daraldı. Bu buhran, savaş mağlubu olan ve güya eski şanlı günlerini özleyen Almanya'da faşizmin körüklenmesine ve nazizmin hortlamasına neden oluyor. Tabii nazizmin yükselişindeki tek neden bu ekonomik buhran değil ama en önemli nedenlerden biri olarak bunu sayabiliriz. Yahut Alman burjuvazisinin pazar bulamayışı da en temel faktörlerden birisidir nazizmin ve İkinci Dünya Savaşı'nın hortlamasında. 1933 yılında neredeyse tamamı Yahudi olan Frankfurt Okulu düşünürleri yükselen Nazi tehdidinden dolayı Amerika'ya sığınmak zorunda kalıyorlar. Amerika'ya vardıklarında etraflarına bir de bakıyorlar ki Almanya'daki ekonomik buhranın aynısı, hatta belki daha beteri Amerika'da var. Tabii araştırmacı damarları kabarıyor hemen ve
milyonlarca insanın işsiz kaldığı bu kriz süresince toplumda ne gibi değişimler yaşandığını anlamaya çalışıyorlar. Bu bağlamda da özellikle aile yapısındaki değişimlere odaklanıyorlar ve böylece okulun temel vurgusu sınıftan aileye kaymış oluyor. Evet, bu eksen kayması gerçekten çok önemli arkadaşlar. Çünkü sınıf odağından aile odağına geçerek aslında üst yapıyı da alt yapının boyunduruğundan kurtarıyorlar bir bakıma. Bu da okulun ortodoks Marksizm'den bir miktar uzaklaştığının göstergesi bana kalırsa. Son olarak yine bu dönemde okulun çalışmalarında felsefe ve psikanalizin de giderek ağırlık kazanmaya başladığını da tekrar hatırlatalım. 1940'lara gelindiğinde okulun başat teması antisemitizm oluyor. Yahudilerden bir takım fonlar alıyorlar ve Amerikalı işçilerdeki Yahudi karşıtlığını ölçmek için bir takım araştırmalar yapıyorlar. İşte bu araştırmaların meyvesi olarak da ortaya 5 ciltlik bir eser çıkıyor. Eserin adı Ön Yargı Üzerine Çalışmalar. 5 ciltlik bu şahesere belki de en önemli katkıyı okula sonradan dahil olan Adorno yapıyor. Otoriter Kişilik adlı bir makale kaleme alıyor Adorno. Merak edenler internetten zaten bu eserleri bulabilirler. Efendim, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve Hitler faşistinin tahtalı köyü boylaması ile birlikte Frankfurt Okulu 1950 yılında Almanya'ya geri dönme kararı alıyor. Tabii kalabalık bir ekip olarak döndüklerini ve böyle köy düğünleri gibi davulla zurnayla karşılandıklarını söyleyemeyiz. Zaten sürgünde geçen 17 yılın ardından, koca bir 17 yılın ardından pek çoğu kadrodan ayrılmış. Kadroda kalanların bazıları da kapitalist Amerika'nın nimetlerinden pek uzaklaşmak istememiş gibi. En azından günahlarına girmek pahasına böyle söyleyebiliriz. Eski müdür Horkheimer ile kurucu üyelerden Pollock, "Vallahi bu Nazilerin sağa solu belli olmaz, yeniden hortlayabilirler, iyisi mi biz temelli İsviçre'ye yerleşelim" diyerek yatay geçiş yapmışlar. Kısacası, uzun lafın kısası, Almanya'ya dönen ekipte çekirdek kadrodan kala kala Theodor Adorno kalmış. Gel gelelim üyelerinin bu etrafa savrulma hali okulun miadını doldurduğu anlamına gelmiyor. Tam aksine 1960'lı yılların ikinci yarısı okulun en çok ses getirdiği dönem oluyor. Bunun da 3 temel nedeni var aslında. Birincisi, Amerika'dan Almanya'ya dönen çekirdekten tek isim olan Adorno'nun epey kamusal bir figür olması ve medyaya sık sık demeçler vermesi. İkincisi, Habermas ve Oscar Necht gibi yeni isimlerin okula katılması ve bu isimlerin politikaya dönük yoğun ilgileri. Üçüncüsü ise Amerika'da kalmayı tercih eden Marcus'un yazdığı eserlerle 68 öğrenci hareketlerine büyük bir ilham kaynağı olması. Peki ilham kaynağı derken Marcus'un hangi eserlerinden bahsediyoruz? Onu da netliğe kavuşturalım. Marcus'un Tek Boyutlu İnsan adlı kitabı ile Baskıcı Hoşgörü adlı makalesinden bahsediyoruz. Peki ne anlatıyor Marcus bu çalışmalarında? Birkaç cümleyle de onları özetlemeye çalışayım. Şayet yasal yollar yetersizse yasa dışı araçları kullanmak bir hak haline gelir. Devrimci şiddet mevcut şiddeti kırmaya çalıştığı için ve tabii başka şiddetlere de neden olmayacağı için tamamen meşrudur, diyor Marcus ve zaten kamusal alanda günümüzdekinden çok daha aktif olan, aşırı protest bir yapısı olan öğrencilere bol miktarda coşku aşılamış oluyor. Bu arada Marcus üstlendiği bu yol gösterici, bu coşturucu liderlik rolünün altını teorik açıdan doldurabiliyor mu diye sorarsanız ben pek sanmıyorum. Yine de bu konuyu Marcus ile ilgili yapacağım podcast'te detaylıca ele almaya çalışacağım. Evet, gelelim 1970'lere. Adorno'nun 1969 yılındaki ani ölümüyle birlikte Frankfurt Okulu geri dönülemez bir şekilde kan kaybetmeye başlıyor ve artık sendika araştırmalarıyla uğraşan sıradan bir kurum haline geliyor. 1971 yılında yayımlanan Sosyolojiye Frankfurt Katkıları adlı eserin son cildinden sonra da okul tamamen dağılıyor.
Evet arkadaşlar, bu noktadan itibaren zaten çok az sayıda olan dinleyicilerimi bıktırmamak, onları kaçırmamak adına farklı bir formata geçiyorum ve soru cevap yapıyorum. Tabii yanımda şu an kimse olmadığı için kendim sorup kendim cevaplandıracağım. Böylece zihninizi kurcalaması muhtemel olan bazı soruları tahmin edip meseleyi iyice netleştirmeye çalışacağım. Frankfurt Okulu Marx'ın öğretilerini mi yaymaya çalışmıştır? Hayır. Frankfurt Okulu düşünürleri Marksisttir. Evet, buna bir itirazımız yok. Ama Marx'ın öğretilerini olduğu gibi kabul etmezler. Hatta bazı konularda Marx'tan tamamen farklı düşünürler. Bu farklılaşmanın en belirgin örneği nedir dersek, işçi sınıfını bir kurtarıcı olarak görmezler mesela. Evet, sosyalizmi dibine kadar savunurlar gerektiğinde ama şayet toplum içinde radikal bir hareket başlayacaksa, o hareketin temel amacı sosyalizm değil, özgürleşimdir onlara göre. Frankfurt Okulu sanat ve kültür konusunda elitist midir? Hayır. Eğer siz Frankfurt Okulu'nu Adorno'ya indirgerseniz ve Adorno'yu da sadece birkaç makalesiyle sınırlandırırsanız belki bu sonuca ulaşabilirsiniz. Ama okulun geneli için baktığımızda, genelini düşündüğümüzde cevap hayır. Frankfurt Okulu sanat ve kültür konusunda elitist değildir. Frankfurt Okulu eleştirel ekonomi politik çalışmalar kategorisine mi girer yoksa kültürel çalışmalar kategorisine mi? Her ikisine de girer arkadaşlar. Mesela Adorno ile Horkheimer'a odaklanırsak onların daha ziyade eleştirel ekonomi politik çalışmalar yaptıklarını görürüz. Ama gidip de Walter Benjamin'e yoğunlaşırsak daha ziyade kültürel çalışmalar içinde buluruz kendimizi. Dolayısıyla bu sorunun cevabı hangi teorisyene, hangi düşünüre odaklandığımıza göre değişebilir. Frankfurt Okulu neden öğrenci hareketleriyle bu kadar ilişkilendirilmiştir? Çünkü Frankfurt Okulu'nun felsefesi pozitivizmin nesnelliğine karşı bir öznellik savunusudur. Praksisten hareketle bireyi tarihin öznesi olarak görür. Bu nedenle de özellikle 60'lı yılların protestocu öğrencileri tarafından büyük bir coşkuyla desteklenmiştir. Buna Türkiye'deki sol hareketler, solcu öğrenciler de dahil. Eleştirel teori hangi teorisyenden çıkmıştır? Eleştirel teori ilk olarak 1937 yılında Horkheimer tarafından Geleneksel ve Eleştirel Teori adlı makalede tartışılmıştır. Ama büyük ölçüde Adorno tarafından şekillendirildiğini söyleyenler de vardır. Öte yandan Althusser'den etkilenen yapısalcılar, yani bireyi yapı karşısında sadece nesne olarak görenler diyelim. İşte bu yapısalcılar eleştirel teoriyi Marksist hümanizmin içine yerleştirirler. Çünkü onlara fazla hümanist gelir. Bireyin tarih karşısındaki bu eyleyiciliği, öznelliği onlara fazla hümanistçe geldiği için bu teoriyi Marksist hümanizmin içine yerleştirirler ve pek çok farklı isme mal ederler. Dolayısıyla eleştirel teorinin tek bir mucidi yoktur. Frankfurt Okulu neden Marksizmi yeniden yorumlama ihtiyacı hissetti? Aslında bunun çok fazla nedeni var. Bu yeniden yorumlamayı gerekli kılacak çok fazla dinamik görüyoruz tarihe baktığımızda. 1930'lu yıllar Marksizm için çöküş yıllarıydı, sizin de bildiğiniz gibi. Nazilerin gün be gün güçlenmesi, İspanya İç Savaşı'nda ilerici güçlerin mağlup olması, Enternasyonel Tugay'ın dağılması, Stalin-Hitler paktı, İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi, toplama kampları, ne bileyim pek çok farklı unsur nedeniyle sol camiada karamsar bir tavır ortaya çıkmıştı. İşte bu noktada Frankfurt Okulu, Marksizmi yeniden yorumlama, yeniden hayata döndürme çabasına girişti ve bu süreçte de Hegel'den, Weber'den, Lukas'tan ve Freud'dan fevkalade bir şekilde yararlandılar. Frankfurt Okulu'nun kapitalist Amerika'ya sığınması ve uzun yıllar Amerika'da faaliyet göstermesi ideolojik açıdan bir çelişki değil midir? Hayır, böyle değerlendirmek bence çok yanlış olur. Çünkü mesela Amerika'ya değil de Avrupa'nın bir başka ülkesine sığınsalardı, Nazi tehdidinden tam olarak kurtulamazlardı. Bu endişe hali, bu teyakkuz durumu sürekli devam edeceği için de verimlilikleri, üretkenlikleri düşerdi.
Arkadaşlar unutmayalım ki 1930'ların başı Nazilerin tüm dünyaya güç gösterisi yaptığı yıllar. Bu nedenle Yahudi olan, çoğunluğu Yahudi olan Frankfurt Okulu teorisyenlerinin can sağlıklarını, can güvenliklerini korumak için sığınabilecekleri belki de en mantıklı, en makul ülke Amerika. Ayrıca şunu da ifade etmekte fayda var. Frankfurt Okulu teorisyenleri, özellikle de Adorno ile Horkheimer, Amerika'ya ilk ayak bastıklarında büyük bir kültür şoku yaşıyorlar. Bu nedenle de sadece kapitalizmi değil, bütün bir batı kültürünü eleştirmeye başlıyorlar. Hatta ben size Burak Özçetin'in kitabından bir alıntı yapayım. Bence o zaman yaşadıkları kültür şokunun vahametini çok daha iyi anlayacaksınız. Şöyle aktarıyor Burak Özçetin Hoca. Frankfurt Okulu, Hitler'in iktidara gelişine gösterilmiş melankolik bir tepkiden ziyade Roosevelt döneminin Amerikası ile hesaplaşmanın bir ürünüdür. Şu ağaca bir bakın. Görkemine ulaşması için fırtınalı bir havaya ihtiyacı var. Öğrenmek, yaratıcılık ve keşif. Hepsine acıyla ulaşılır. Basit şeyler diliyorum. Kabus görmeden uyumak. Gerilim olmadan yaşamak. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Frankfurt Okulu'nun tarihsel gelişimi hakkında genel bir çerçeve çizmeye çalıştım. Önümüzdeki bölümlerde umuyorum ki eğer ölmez sağ kalırsak Horkheimer'ı, Adorno'yu, Marcus'u, Benjamin'i ve hatta Habermas'ı tek tek ele alıp meseleyi biraz daha derinleştirmeye çalışacağım. Sosyopat TV'yi izlemeyi, dinlemeyi ve sosyal bilimlere ilgi duyan arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.